Dün üzerine Profesör Doktor Okan Tüysüz'le çok konuşmuştuk. Kendisini hatırlatan bir gerçeğimiz var. Unutmayın beni diyen bir gerçeğimiz var ve deprem haftasındayız. Deprem haftasında o gerçek bir kez daha kendisini gösterdi. Çanakkale'de akşam saatlerinde 4-9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden kendini sokağa attı. 4,9'luk depremle panik yaşayan bazı Çanakkale'liler gecenin geç saatlerine kadar dışarıda bekledi. Kısa oldu canım. Kısa oldu. Uzun sürseydi daha afet olabilirdi yani. Yıkılma şeyimiz vardı. Şu anda bir evlere giremiyoruz. Şu an bekliyoruz dışarıda. Nöbetteydim. Ufak bir sarsıntı hissettim. Güvenlik açısından kendimi dışarı attım. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre dün akşam 21.38'de meydana gelen depremin merkez üssü Yenice ilçesiydi. Şiddetli sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi. Depremin ardından AFAD ekipleri kent genelinde kontrol çalışması başlattı. Herhangi bir hasar oluşmadığı belirlendi. Bursa'da ise paniğe kapılıp ikinci kattan atlayan bir kişi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altını çizelim bir kez daha. Dün Profesör Doktor Okan Tüysüz konuğumuzdu deprem haftası nedeniyle. Dolayısıyla pek çok konuyu konuştuk. Kırılmamış fayları, diri fayları, diri fayların hemen üzerine kurulmuş binalardan bahsetmiştik. O kentlerden biri de Çanakkale. Dolayısıyla dün 4,9 büyüklüğünde bir deprem olduktan hemen sonra NTV yayınına katıldı Okan Hoca. Bakalım neler söyledi. Çanakkale bütün Türkiye gibi depreme hazır olmayan bir ilimiz ama Çanakkale'ye oldukça uzak bir mesafede. Yakında başka köy ve ilçeler var, Biga gibi, Gönen gibi. Bunlarda da yine 5 büyüklüğündeki bir depremin olsa da hasar yaratacağını düşünmüyoruz. Ancak çok kötü binalarda, çok zayıf binalarda belki hafif hasarlar ya da orta hasarlar ortaya çıkabilir. Ama bu depremin olağan koşullarda hasar vermesini beklemem. Sığ deprem olduğu için de geniş bir alanda hissediliyor. Aşağı yukarı hissedilmesi İstanbul'u geçin Edirne'ye kadar bir alanda, güneyde İzmir'e kadar bir alan, doğuda da Bursa'ya kadar olan bir alanda hissedildiğini düşünüyorum. Çünkü aşağı yukarı bir 200 kilometrelik bir çember içerisinde bu hissedildi. İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 200 kilometre kadar, 200 kilometrenin biraz altında. Ama İstanbul için bu depremin herhangi bir tehlike oluşturmadığını da altını çizmek lazım. Daha büyük bir deprem olursa, ki çok büyük bir deprem olma olasılığı neredeyse yok diyebiliriz. Çünkü 1953'te kırıldı. Bunun İstanbul'a etkisi ne olur? Oldukça zor İstanbul'u etkilemesi. Çünkü epey uzakta bir yer, hissederiz. Sarsılırız bir miktar İstanbul'da, Çorlu'da, Tekirdağ'da, Bursa'da ama bir hasar beklentisi olmaz. Çünkü hasar oluşturacak kadar büyük bir deprem beklentimiz yok bu bölgede. Sarsıntıdan çok ivme değerleri dediğimiz deprem dalgalarının hızlanması, zamana karşı hızlanması önemli. Burada hissedilen, İstanbul'da hissedilen ivme değeri henüz verilmedi ama çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bu tür, bu düşük ivme değerlerinde hasar göreceğini zannetmiyorum. Ama tabii bunlar, bu tür küçük küçük depremler yapıların bir şekilde özellikle kötü inşa edilmiş ve zayıf zemin üzerinde yer alan binaların zaman içerisinde yorulmasına yol açıyor. Yani bir hasar oluşturmasını beklemediğimiz bir deprem ama tabii bunun gibi çok sayıda olursa belki tekrarlı bunlardan dolayı bir takım hasarlar ortaya çıkabilir. Bu panik havası aslında depreme hazır olmadığımızın göstergesi. Depreme iki anlamda hazır değiliz. Hem kişi ve toplum olarak hazır değiliz hem de yapılarımız olarak hazır değiliz. Yani bugün yapılarına güvenen insanlar olsaydık, yapısına güvenen bir toplum olsaydık, yapının içinde kalmayı tercih ederdik. Bakın deprem olduğu zaman Japonlar bulundukları yerde kendilerini koruyacak, dayanımlı ya da başlarına bir şey düşmesini engelleyecek bir şekilde tavır alıyorlar, böyle davranıyorlar. Biz ise balkonlardan, camlardan atlıyoruz. Çünkü yapılarımıza güvenmiyoruz. Onun için öncelikle yapılarımızın mutlaka
depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Bu konuda her türlü talebi ve gayreti göstermemiz gerekiyor.